Bebe şu an beyler bir tane MS var. 2 Raptor görüyorum. 1 Onavedon görüyorum. Evet. Onavedon mu? Yok. On değilmiş. Yanlış bilgilendirme. Artı Uzanı 9 yedim. veya rep. Üstünde 3 tane ölü, 2 tane de kaçan adam gördüm ben. Yani hepsi de aldı, rahat rahat rezil ondan sonra. Evet, bu arada Borussia Dortmund ekibi ben bir makineyi mi oynuyor? Oradan MC bir mükemmel bir deskent geldi. MC bir link attırdılar. Aynı şekilde dün anlattığım gibi RDM de bence yanlış strateji uyguluyor. Çünkü arkadaşlar BB gibi bir ekibe şu an Mage ölebilir bu arada. Mage'ye çok kötü bir baskı var. Evet, sıkıştı Mage. Blink'i yoksa çok sıkıntı yaşayacak. Evet, düştü Mage. BB şu an Jetma'yı keserse sanırım skoru alacak. Bakalım rez atabilecek mi? Şu an staff atıyorlar buffer'a ve BB 1-0 öne geçti. Ya arkadaşlar şimdi Okan sen de hemen değiş. Geçtim. Başladı mesela. şu an RDM Attacker'la başladı. Umarım MC vururlar. MC vurmazlarsa çünkü bu baskıyı kaldırabileceklerini düşünmüyorum. Bir eko denemesi geldi kuadrolardan. RDM ekibinden. Lubon Deskent attı. Şu an Derme gene açtı. farkındaysanız BB gene MC oynuyor. Şu an kuadrolar da RDM ekibi de MC oynamaya başladı. Bir eko denemesi gelecek. Orada çok güzel kalkan çekti BB ekibi gördüğünüz gibi. 3 tane kalkanlı warrior var. Şu an kadro sadece 2 warrior aynı isme vuruyor. Geri kalanları yakalayamadı onu. Bakın Priest'i gördünüz mü? Z noktasına gidiyor. Mage A noktasında. Yani BB'nin en büyük avantajı bu. Şimdi bir eko da, denemesi daha geliyor. Evet, Master'ı yandı. RDM kill çıkaramadı bu ekodan. Tekli target'ten kill çıkarmaya çalışıyor. Çıkaracak sanırım. BB geri çekildi ama şu an. Evet, BB geri attı kendini bir anda. Şu an saldırı yapıyor. RDM baskın oynamak. Bir kör gelecek. Evet, kör geldi BB ekibinden. Burada dikkat Tekrar edecek etmeleri diyorum. lazım. Mage problem yaşayabilir. Kör geldiği için. Evet, Mage'e döndüler. Mage'i tutmazlarsa eğer düşebilir. Mage bu arada buffer oynuyor RDM ekibi. BB aynı şekilde Mage Ice yedi. Ölebilir. RDM'nin Mage'i dikkat etmesi lazım. RDM'nin burada. RDM ekibi nedense şu an Eko vurmaya gidiyorlar. Çünkü Mage'leri çok sıkıntı yaşıyor. Ama BB gördüğünüz gibi kalkanla Mage'yi kovalamaya devam ediyor. Yani o Mage'yi kesmekte Linki bitti ısın. mi RDM'den? Evet, RDM şu an kesinlikle defans, yani safe oynaması lazım. Magelerinin blink'i yok sanırım. Bu arada bir tane warrior düşürdü RDM oradan. Şu an tekli target'la magelerini rahatlatmaya çalışıyor RDM. Safe oynuyorlar şu an. Mantıklı olan da bu. Bir kör gelecek sanırım. Yanlış görmediysem gelmedi. Bir eko, çok iyi bir ekoydu bu arada RDM ekibinden. Bir kill daha geldi. Şu an Lumon'u alacaklar. Lumon ölebilir deskent atmazsa. %10'dan döndü. Schweinsteiger'a döndüler. Aslında RDM güzel bir oyun oynuyor şu an. Attacker oynamayı tercih ediyor. Özellikle Magesinin bilinginin bittiği yerde Murat koruma amaçlı sürekli takır oynayarak Magenin bilinginin dönmesini Evet, ilk gün bunu sağlıyorlar. yapmıyordu takımlar derken Mage'yi BVB ekibi deskent atıp düşürdü bu arada. Evet. Jetmai eğer rez diyemezse sanırım bu arada rez atabilir. Kenarda kaldı, rez atabilir. Bir eko denemesi geldi RDM ekibinden. Bu arada çok dışarı kaçtı. Oradan dönüp daha rezeceğini sanmıyorum. Yani bu tür pozisyonlarda dışarı kaçmak çok tehlikeli arkadaşlar. İçeride kalmak her zaman Öldü. daha mantıklı bence. Öldü. Öldü, evet. Skoru aldı BB. Ama RDM bence kötü oynamıyor. BB'nin meci Oradan geldi sanırım. Kill çıkmadı oradan. Lubon ölecekti. Kılıç sildi. Devam ediyor şu an. RDM hala MC gidemedi bu arada. Farkındaysanız. Bir eko gelecek BB'den. Dikkat etmesi lazım. Bu arada 60 skill ile kesti sanırım. Mage çok sıkıntı yaşayabilir. Mage kaldı ortada. Şu an DB Malisti ve Mage düştü. RDM'in Magesi düştü. Jetmay rezleyemezse skoru 3-0 olacak derken ve skoru alıyor BB ekibi. Redeme canlarını Deneyecek ama kurtarabilecekler Mage'yi hiç zannetmiyorum. Aynı şekilde onları bakın gördünüz mü? Mage ne tarafta koşuyorlar. Şu an kuadro yakaladı Mage'yi diğer 3 varyolla beraber. Şu an aynı şekilde Mage'e vuruyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiftlemeyi bastı Mage. Blink atacak sanırım BB'nin Magesi. Masif olduğu için atak yapamıyor. Bu arada RDM'nin magisiyle debuff'ı aynı anda öldü. Yani BB skoru gene alıyor arkadaşlar. Çok hızlı döndüler bu arada DB'ye mageden sonra. Ya bunu yapması lazım RDM'nin. Çünkü diğer türlü sadece safe oynayıp skor alabilmek mümkün değil.
Yayını izleyenler de onu yakalamıştır sanırım. RDM'nin dikkat etmesi lazım. BB'nin attığı destler bayağı başarılı. Tekrar o Mage'ye dest gelebilir. Şu an Mage'yi kovalıyor BB ekibi. DB'ye döndüler. Bir Eko gelecek. Çok iyi bir Eko. 3 kill geldi bu arada. Mage'ye bir deskent geldi. Gördüğünüz gibi Mage'nin yanındalar. 3 warrior kesip Mage tek başına kaldı fark ettiyseniz. Ya yani o Mage'nin ölmeme şansı çok zor. Tekrar DB'yi kesecekler. Oradan Mage'e dönecekler sanırım. Evet, DB öldü. Sanırım skoru verecek gibi görünüyor RDM. RDM'in işi çok zor. İki tane warrior arkadaydı. Staff giriyor. BB'nin magisi buffer'a. Gördüğünüz gibi ben bir makineyime. Bir torment geldi. %99 ölecek. Evet. Dönecekler şimdi. Jet Mage'i kesecekler derken zaten TP yapılmamış sanırım. Yani bir Priest'te oynuyor. Bir Echo denemesi gelecek buradan. BBB DB'yi kesecekti. RDM şu an Billi Mage mi Price mi tam anlayamadım. Price da vuruyor. Bu arada maç bitti sanırım. Evet, süre bitti. Maç bitti. Mage'ye yemin etmiş ya DB Priest'i vurdurmamaya. Devam ediyorlar. Yazıyoruz mu? Bir yazarsanız. Ben yazayım. Hızını alamadılar. Hazır dedim Karus tarafına. Bakalım anket geldi mi bu VS'ye? Ne oldu anket sonucu? Diris Sanırım ekranından izleyelim. 57. 57. alay aldı. Bir de Tamam. Murat şöyle bir şey var. Bu sefer preslerinin yayını gayet güzel. Half-Life ekibinin. Biraz Net 57'den izleyelim. şey Price'e yapıyor. geçeriz. Bu arada 57 bir 57 çok hızlı başladı. Çok ciddi hasarlar çıkıyor bu arada. Fark ettiyseniz. 57 S-Door'u kesecek sanırım. Elinde kalkanla ölebilir. Derken ölmedi. Güzel bir des geldi. Mage'yi oynuyorlar Half-Life'ın. Half-Life'ın Mage'si çok sıkıntı yaşayacak diye düşünüyorum şu an. Bu arada 57'nin Mage'sinin mükemmel bir atak var. Şu an Half-Life aslında olması gerekeni yapıyor fark ettiyseniz. Yani Half-Life kör gelecek sanırım 57'ye. Evet. Half-Life hala Mage'e vuruyor. Şu an 57 biraz geç kaldı Mage'ye yanaşmakta. Bu arada 57 Mage'sini korumaya gitti. Half-Life ekibi çok ciddi bir baskı uyguladı Mage orada. 57 İki tekli taraf da target Mage oynuyor. oynuyor ya. Evet, Half-Life biraz daha erken başladı Mage'e. Bence stratejik olarak doğru bir hamle. Bu arada Half-Life hala Mage'e vuruyor. 57 Price targetında. Şu an Warrior'a geçtiler. 57 ekibi tekli target oynuyor. Mage'sini korumaya çalışıyorlar şu an sanırım. Mage'yi bıraktı bu arada Half-Life. Şu an 57 buffer'a vuruyor sanırım. Evet, bu buffer olması lazım. Bir deskent geldi. Çok güzel bir deskentti bu arada. Buffer'a tekrar oynuyorlar. Şu an Half-Life ekibi hala Mage'e vuruyor. Mage'i korumaya gidecek 57. Yüksek ihtimal bir Echo denemesi yapacak derken Half-Life düşürdü bu arada. Half-Life 57'nin Mage'ini düşürdü. Eğer de ve Rez geldi oradan. Half-Life burada bence skoru almalıydı. Rez bayağı seri geldi yalnız. Beklemeden Evet, hiç. bayağı hızlı geldi Rez. Bunu cezalandırabilir 57. Dikkat etmeleri lazım. Bu arada 57. alay. Bu arada 57'nin çok güzel bir Echo geldi 57'ye. Half-Life bugün çok değişik şeyler yapıyor. Afflak bıraktığı yerden Şu an devam ediyor Mage'nin sanırım. dikkat etmesi lazım. 57'nin Mage'sinin blinki yok sanırım. Çok dikkatli oynaması lazım. Half-Life de bunun farkında. Akıllı oynuyor çünkü. Yani hatırlamayanlar Half-Life'ın Priest'i bir hell kaldırdı Murat. Murat Half-Life'ın yanındayım şu an. hatırlamayanlar için şöyle söyleyeyim. Dün 4-1'den 5-4 değil mi? 5-4 aldılar Evet. VS'yi. Aynen yani harika bir geri dönüş yaptılar ve çok doğru düzgün oynayarak Evet, bu arada Half-Life'ı onlar Magesi ölüyor bu arada. Echo çok güzel bir Echo geldi Half-Life'ten. Bu arada beni şaşırtıyor şu an Half-Life. Ciddi derecede ankete göre chat'i de şaşırtıyor herhalde Half-Life. Bu arada Half-Life'ın Magesi blink attı. Şu an Mage'ye devam edecek 57. alan. Şu an buffer'ı kestiler bu arada Mage'e gidecekler. Çok güzel bir des geldi ama oyun geri fırlattı Drizzy. Şu an Mage'e tek attılar bu arada. 57 bunu iyi yapıyor bu arada. Bu ikinci ikidir yapıyor bunu turnuvadan beri. DB Priest ölürse ve 1-0 öne geçtiler. Beyler bu oyun böyle bir oyun. 57'nin Elinizdeki magesi var ya Murat, çok rahatsız etti yalnız DB'yi. Ama Aşırı ben rahatsız etti son saniyeler. ama Half-Life çok iyi işler çıkardı. Skoru elinden alamadı 57'nin. Yani şu an bir tekli 10K yetişmedi tekli 10K. Gördüğünüz gibi elini kaldırdığı gibi ölüyor varıyorlar. Bir tane düştü. Tamam, ikisine de çok hızlı bir şekilde rez attı. Buffer'ı da kurtaracak. Mage çekecek zaten. Çekemedi bu arada. Mage'ye dönebilirler. Des atacaklar şu Price'ta. Atmadılar. Şu an bir Echo denemesi gelecek. Evet, Half-Life bir Echo denedi. Mage ölebilir derken Mage'yi çok hızlı rez attı bu arada. %100 attı. Evet, rez geldi çünkü hızlı rezledi arkadaşlar. Bir Echo 3 var düşebilir Half-Life'tan. 57 bayağı baskın oynuyor. Mage tekrar ölebilir. Çok dikkatli oynamaları lazım. Bir Torment geldi. Half-Life güzel bir Echo vurabilir. Şu an VS gerçekten
şeyli geçiyor. Sert geçiyor. Bu arada Blink attı 57. alayın magisi. Bence burada bir Malis denemesi lazım kendini TP ettirip. Bu arada öldü Price. Sanırım Mage çekemezse eğer VS bitecek. Çekerse çektiği gibi de ölebilir Mage. Dikkat etmesi lazım. Bir Torment geldi püskürtme amaçlı 57. alayı. Şu an Mage'ye bir Malis deneyebilir. Hayır, kendi magisini tutuyor. Evet. Bir 10K atacak sanırım, toplu 10K. Aslında boşken Malis deneyebilir. Şu an çok bekliyorum. Bu arada Mage düştü bu arada. Half-Life'ın Mage'si. Direkt varyoların içine kaçtı. Çok zekice bir hamleydi ama buradan rez atacağını pek zannetmiyorum. Çünkü staff geliyor derken ve öldü. Half-Life ekibinin Price'ı düştüğü için Mage'siyle beraber. Mage'de gene hızlı başlayacak sanırım. Şu an Price'da oynuyorlar. Buffer oynamayı. Bir Echo denemesi geldi bu arada. Echo'da başarılı olamadılar. Şu an Mariachi'yi oynuyorlar sanırım, 57 Mariachi. Hatta bir Price gözünden mi izlesek? Price'den izleyelim. Bence bulmuşken Price gözünü kaçırmayalım Evet ya evet Murat. kaçırmayalım. En sağdaki birliğe sanırım bir DB deneyecek. Şu an baskı, şu an terse kaçması lazım. Dikkat etmesi lazım. Bir Echo geldi. Evet, bir Echo geldi. Bir 10K çevirdi Price. Burada bir Torment denemesi deneyebilir partisini rahatlama. Bir Malis atarsa Valerian'sa DB'ye düşeceğini zannetmiyorum. Çok zor. Bu arada bir Echo geldi 57. alda. Aynı şekilde bir Echo da Half-Life'den gelecek derken kill çıkmadı. Aynı şekilde Mage'si ölebilir bu arada. Dikkat etmesi lazım Half-Life'ın. 57 şu an 1-0 önde başladı. Blink attırdı sanırım. Şu an Billy Price'da vuruyor Half-Life. Güzel bir Torment gelecek oraya. Bakın 2 kill. Ölecek bu arada. Priest ikilemde kaldı dikkat ettiyseniz. Mage ölüyordu az kalsın. Bir Thor geldi Half-Life'den. Sanırım Echo'yu vuramadılar. Şu an Mage'yi, sadece Mage'yi tutuyor. Fark ettiniz mi? Yani bu iki tane 10K'nız var. Tutmanız çok zor. Şu an bu arada mükemmel bir rez attı. Çok iyi bir rezdi bu arada. Tebrik ediyorum arkadaşı. Şu an tekrar Mage'yi tutacak. Tutmakta zorluk çekebilir. Bilingi yok Mage'nin. Bir Torment'le püskürtebilir olarak. İki varıyor ölebilir 57'den. Derken etkisiz kaldı. Of, 57 çok güzel bir Echo denemesi yaptı. Mage de ölüyor bu arada. Şu an Bitiyorlar. Price'da staff geliyor bu arada. Mage öldü. Mage'yi rez atabilir bir ihtimal. Attı sanırım. Atamadı. Mage staff atıyor. Şu an diğer, şu an ölecek sanırım. Evet. Sanırım skoru alacak. Kalktı mı Mage? Kalktı herhalde. 57 skoru aldı. Hemen çekebilirsen Murat sen. Kaç kaç? Şu anda 8-0. Helal mi Attacker oynuyor. Şu an Helal mi Jasmine bura döndü arkadaşlar. Jasmine buffer. Genelde buffer oynamayı tercih ediyor çoğu ekip. Çünkü rahat oynatmamak istiyorlar buffer'ı. Mage sağa doğru çekemedi. Bu arada güzel bir des geldi. Fero Başkan ölebilir. Ya yani Blink atmazsa %90 düşecektir diye düşünüyorum. Bir Echo geldi. Karşı taraftan Harakiri'den. Etkili olamadılar. Tekli target oynuyorlar şu an. Atentiona. Şu an Helal mi Jasmine yakaladı bu arada. Buffer'ı kestiler. Eğer Mage'ye döner. Bir Echo gelirse çoğu ölebilir. Buff'ları yok. Evet, oradan bir kill daha aldı herhalde. Mage kör atıyor. Atamazsa büyük problem. Attı ama sanırım iki varıyor, kör olmadı. Bu arada varıyor oynayan kişi gayet güzel des atıp yanaştı. Fero ölebilir bu arada, Fero Başkan. Yüksek ihtimal düşecek. Mükemmel bir Malis geldi oradan. Gördüm onu. Sanırım DB atmış bu arada. Malis değilmiş. Öldü Fero Başkan. Muhammed'e döndüler. Muhammed rez atamazsa VS 2-0 olacak derken ve Heler mi skoru 2 yapmayı başarıyor. Heler mi bugün daha iyi diyebiliriz sanki. Ama tabii dediğin gibi itemin de etkisi çok fazla. Helermi hakikaten Çok vurduğu fazla vurduğunu yamultuyor Helal mi? Bir de item kombinasyonu. Şu sakat an bırakıyor. Nut Draeger'a bir des gelecek, oradan Mage'e gidebilir derken vazgeçtiler. Bir Echo denemesi. Echo'da Helal mi başarılı oldu. Şu an Just Remember'a bir atak var. Just Remember'ı kesecekler. Sanırım bir varıyor Atentiona des olup Price'de devam edecekler diye düşünüyorum. Sonra Mage'ye dönecekler. Price arkada öldü. Mage'ye Blink attıracaklar. %99 bu Mage'nin Blink atması lazım. Çünkü zaten uyguladığı strateji bu. Şimdi Blink'i attıracaklar. Atmaz söyleyebilir. Just Remember'a döndüler. Atentiona bir daha 4 artı 1 desk gelecek. Price'da devam edecekler. Hayır. Mage'ye vurdular. Mage'ye Blink'i attırdılar. Sağdaki Priest'e vuracaklar. Şu an 4 artı 1 yapamadıkları için bir Echo denemesi yaptılar. Tekrar Mage'ye dönüp bir tane daha Blink attıracak. Atentiona bir daha desk. Tek Priest'i kesip oradan Mage'ye dönecekler diye düşünüyorum. Priest'i kesecekler. Kestiler. Şimdi Mage'ye ikinci Blink'i attıracaklar chat. Çok belli yani. Yapılacak şey o kadar net ki. Yani stratejileri çok iyi bu arada. Mage son blinge attı. Şimdi bir Priest daha kesip Mage'ye yanaşıp bitirecekler VS'yi. Bakın göreceksiniz şimdi. Helal mi o kadar stratejik oynuyor ki. Yani Harakiri bunun farkında mı bilmiyorum. Şu an bir tane daha Priest'i kesip 4 artı 1 yapıp yanaştıracaklar Mage ile Priest'i yan yana. Bitirecekler VS'yi. Hatta Mage'ye döndüler. Mage ölürse şaşırmayın.
Malis gelirse Mage öldü bu arada. Torment geldi %90 ölebilir. Derken öldü Mage. Şimdi Priest'e dönecekler. VS'yi bitirecekler. Öyle görünüyor. Muhammed'e döndüler. Harekir'in DB'si res atabilecek mi derken ve Muhammed de ölüyor. VS bitiyor arkadaşlar. Ya aslında Andili VS'lerde de Okan burada mısın? Şu evet. Strateji uygulanabilir. Harekiri şunu yapabilir aslında. İki tane Warrior'a DB süper. Eğer eli kalkarsa eğer rahat yani pozisyon aldığı bir anda. İki Warrior'a DB süper atsın. Yere bir alan vurdurup Mage'ye Malis atarsa. Bak ne demek istediğimi iyi algıla. İki Warrior'a değil üç Warrior'a kanka. Tamam evet, fark etmiyor. Var. İki veya üç o adam işte failini kaldırabilir. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Çok yaramadım. Çok mantıklı. Yani 3 tane Warrior'u dolduracak. Oradan bir Eko vurduracak. Buffer orada Undi atarken Mage'ye bir Malis atabilirse ben Mage'nin ayakta durabileceğine inanmıyorum. Çünkü Buffer şey ters yakalanacak. Jasmember güzel bir şey yaptı orada. Körlerin de çok önemi var Murat ya. Bu meşlerin attığı kör skill'i var ya. Evet. Şu an Jasmember'a bir atak var Helermi'den. Helermi gene 4+1 des taktiği uyguluyor. Bence Harekiri'nin her 4+1'de Doğukan Eko vurması lazım. Her 4+1'de. Harekiri bak şu an iyi gidiyor bak. Harekiri şu an Price'da oynuyor evet. Doğukan Mage'ye dönmesi lazım Harekiri'nin. Eko gelecek Helermi'den. Helermi buradan bir kill çıkardı. Harekiri aynı kill'i alamadı. Joy da ölecek yüksek ihtimal. Joy'u da aldılar Helermi. Eskenti yoktu Joy'un evet. Helermi şu an Mage'ye blink attırmaya çalışacak. Çünkü 2 Warrior öldürdüğü için Mage'ye baskın oynuyor. Şu an Mage'ye blink'i attıracak ya da Mage ölecek. Bir tane blink attırdı. Buradan Price'da dönecek ve Mage'yi durduracak diye düşünüyorum. Bakın Jasmember'a bir atak var. Mage'yi %90 yakalayacaklar. Shizuo'ya deskent atacaklar sanırım. Denemediler desi. Şu an Fero Başkan yakalandı bu arada. Deskenti yoksa bir deskenti var. Şu an Jasmember'a vurabilir. Çok güzel bir deskent geldi ve ölebilir Fero Başkan. Çok iyi bir deskentle öldü Fero Başkan. Şu an Muhammed ölürse VS bitecek arkadaşlar. Muhammed'i tutamıyorlar aslında. Rez atabilir Muhammed şu anda derken. Muhammed ölmedi hala. Dışarı kaçtı. Rezledi bu arada Muhammed Mage'yi. Güzel bir rez attı orada. Şu an Fero Başkan'a çok dikkatli olması lazım. Price'ların şunun farkında olması lazım. Fero Başkan bir daha ölecek. Ölebilir. Çok dikkatli olmaları lazım. Blink yok. Baskıyı almış durumdalar. Yani Fero Başkan bir Malis yediği anda 10k canı 1 saniyede eritebilirler. Dikkat etsinler bu arada. Harekiri. Bir Eko gelirse Mage de ölebilir. Bu arada hepsi de ölebilir. Mage de öldü. Söyledim de Okan Eko gelirse Mage ölebilir diye. Ve Muhammed de ölüyor. VS bitiyor arkadaşlar. Çok içe kaldılar. Çünkü. Yani dikkat edilmesi lazım de Okan. Mage'nin canı yarım. Orada bir Eko gelirse hepsi ölebilirdi. Ve öldü de. Bakalım nasıl bir strateji uygulayacak. Onu bir izleyelim. Yaklaşma şu an buffer oynuyor. İsimler aynı olduğu için şu an senior DB'leri sanırım. Yaklaşma senior çok hızlı bir şekilde senior bufferlarmış bu arada. Buffer'ı kestiler. Mage güzel bir kör attı. Aslında mantıklıydı. Baskıyı aldırmadı Mage o körle. Şu an yaklaşma ekibi nedense attacker oynuyor. Unshans buffer oynamayı tercih ediyor sanırım. Yaklaşmada bir Eko geldi yaklaşmadan. Eko'da başarılı olamadılar arkadaşlar. Buffer'a dönecek. Senior'a dönebilirler. Çok yakın kaldı. DB'ye döndüler. Senior'a dönmek yerine. Şu an DB'yi bak durdurup Mage'ye gidecekler. Sola kayacak birden hepsi bence. Evet sola kaymayı tercih etmediler. Bir çok iyi bir Eko geldi deskent atıp. Desleri yok kumanların. Evet Karusların da desi yok. Aslında Karuslar bunu cezalandıramaz. 80 kürü varmış. Şu an güzel bir deskent daha geldi yaklaşma klanından. Şu an Karus humanların desi yok. Bir Eko'da çok problem yaşayabilirler. Bu arada 6 bilinge bir atak var. 6 bilinge az kalsın ölüyordu. Şu an yaklaşma avantajlı konumda arkadaşlar. İlk bilinge attırdığı için tekrar bilink deskentle 6 bilinge geldiler. Şu an Unshals'ın çok dikkat etmesi lazım. Mage'lere ölecek çünkü. Mage'lere ölebilir derken Unshals'ın Mage'si öldü. DB'sine döndüler. Sanırım bu DB'dir. Buffer mı DB? Çok güzel bir oradan Mage'yi korudu Unshals ekibi. Ama ben buradan rezleyebileceğini çok düşünmüyorum. Bakalım ne olacak? Ölecek mi acaba Unshals'ın DB'si derken düştü. Skor 1-0 arkadaşlar. Yaklaşma klanı öne geçiyor. Şu an bir de Karus'tan izleyelim arkadaşlar. Şu an buradan izlenmiyor ki. Çok bulanık değil mi ya? Şu an Mage'ye oynuyorlar sanırım. Evet. DB mi Mage mi? Tam göremedim. Şu an evet ölebilir mi? Çok güzel bir Malis geldi oradan. Mage blink attı arkadaşlar. Şu an Unshals'ın yani bu avantajı vermemesi gerekiyor. Tamam. Eğer DB'si mantıklı bir hamleyle Mage'ye devam ettirirse ben Unshals'ın skor alacağını düşünüyorum bu VS'de. Şu an Warrior'lara vuruyorlar ama bence yapılması gereken en mantıklı şey Mage'ye devam etmek. Bir tane blinkini attırdınız. İkinciyi de attırın. Bitirin VS'yi. Benim kendi fikrim.
Murat. Efendim. Bölüyorum ama özür dilerim. Bezdo'da Ömer abi varmış. Ömer abi diyor ben izlemeye geliyordum. Beni kestiler diyor. Ben kimseyi kesmedim diyor. Tamam Bilginiz kanka. olsun. Tamam, bu arada Unşans aynı şekilde Mage'e çift bilinge attıracak. Güzel bir eko geldi oradan yaklaşmadan. Unşans şu an Mage'ye devam ederse kesinlikle skor üstünlüğünü, skoru alacak diye düşünüyorum ben ama çok beklediler. Mage'nin bilingi dönecek az sonra. Bu arada bir eko geldi Unşans'dan. Eko'da başarılı olamadılar. Şu an sanırım Unşans'a bir atak yok yaklaşma klanından. Unşans Gondor DB Priest oynuyor. Magesi ölecek Unşans'ın derken Magesi düştü Unşans'ın. Unşans hala Mage'i vurdu ama geciktiler biraz Mage'i vurmakta. Bu arada Unşans'ın Price'de ölürse VS bitecek. Bir tane daha var, Yorun'u kestiler. Şu an DB Priest'ine geçtiler. Sanırım DB Price bu. Ve onu da kesip skoru alacaklar sanırım derken yaklaşma skoru alıyor. Unşans'ın Price'de ölüyor şu an. Ekiplerinde de birazcık değişiklikler oldu. Mesela bazı arkadaşlar yazmış işte turnuva sırasında DB değişiyor mu? Arkadaşlar turnuva sırasında DB değişiyor mu dediniz. Kendi ekiplerinden başka bir oyuncu DB arkadaş devam ediyor. Yani ne yapsalardı DB'lerini Mage bir blink atacak. bıraktı diye turnuvadan mı çekilselerdi? Gerek yok. Yani burada herkes eğlenmeye çalışıyor. Sizin kadar olaya hani aman hayat memat meselesi olarak bakmıyor. Kendi ekiplerinden başka bir arkadaş DB oynuyor. Mesela Kirve şu anda zaten o ekipteydi. Var olan DB ile yolları ayırdılar. Şu an Bu kirve kullanıyor. arada Hakan şunu bir söyleyeyim. Arkadaşlar tahminlerime göre Mage ölecek derken Mage öldü. Çünkü orada bir blink attırdılar ve tuğuna düşürecekler. Seni yordu. Tek başına bıraktılar Price'te. Şu an DB Price tek başına. Dayanması mümkün değil. Yaklaşma bir skor daha alıyor buradan. Avaraj olarak. Yani avaraj istiyor yaklaşma. O yüzden SC'ye bastılar zaten. Tebrik Sen bu oyunun ediyorum bunu. kitabını yaz ya. Öyle mi Bir tane diyorsun? kitap yaz kanka. Sipariş Başladı edelim mı? yani. Başlıyor herhalde Murat şu anda. Başladılar bu arada beyler. Evet. Ya bir de Priced oynadığım için Melih çoktandır. Oradan da bir hakimiyet var. Daha rahat sunabiliyorum VS'leri. Şu Doğukan an da bir tane DB kitabı yazsın. evet şu an mesela Mage'ye blink attıracaklar tahminlerime göre. Bir tane Price yerde şu Mage'yi kesecekler. Price'tan sonra Mage'ye bir blink gelecek. Buffer Mage blink'i attı bile. Hani fark ettiniz mi? Belli yani. Olacak şey belli zaten. Mage onları vuracağını zannetti yaklaşmanın. Mage orada bir mantıklı olanı yaptı Mage aslında. Yaklaşma zaten vuracaktı Mage'ye. Şu an yaklaşma ya Mage'ye gidecek ya da Price üzerinden Mage'ye yanaşıp bir blink daha attıracak. Yüksek ihtimal. Bakın Price'da vuruyorlar. Price zaten Mage'nin yanında. Şu an yapacağı hiçbir şey yok Mage'nin. Mage şu an bir blink daha atacak. Bir Eko ile bu sol gösterip sağ vurmak. Mage'ye destekleyip koşacaklar yüksek ihtimal diye Ona bak düşünüyorum. güzel descant attı da Murat. Evet. Mage'i dolduramadı o zaman. Tuman Press'e döndüler çünkü. Yoksa güzel bir şey çıkartırdı oradan ama Evet, Mage. burada bir deneyemediler istedikleri stratejiyi. Şu an Varyollar Price'da oynuyor. Evet, DB Price'da oynuyor. Buradan Mage'ye dönecekler diye düşünüyorum. Çünkü bir tane bilingi attırdılar. Bunun farkındalar zaten yaklaşma kılarına. Şu an ikinci bilingi zorlayacaklar. Gördüğünüz gibi ki 6 bilingin de çok şansı yok. Massive yok. İkinci bilingi atmaya hazırlansın yani şimdiden. Boş kesiyorlar çünkü. Şu an bir Torment gelirse işi çok zor. Bir Eko gelecek iki taraftan karşılıklı. Kill çıkmadı. Bu arada 6 bilik Malice yedi. Direkt canı %20'ye inebilir. DB Malice'li. Kürü çok geldi yoksa tek yiyecekti arkadaşlar. Şu an 6 bilingin son bilingi var ve kullanmak istemiyor ya da çiftlemeyi basmadı, bilingi yok. Evet, çiftlemeyi basmamış, bilingi yok. 6 biling ölüyor. DB Priest ölürse VS bitecek arkadaşlar. Bu arada humanlar 7 kişi Murat. Bir tane DC'ler var ama Evet, durdurmadılar. durdurmadılar VS'yi. Humanlar VS 10 saniyeleri bitti. var şu an. Yaklaşma ekibini tebrik ediyoruz. VS kaç sıfır bitti bu arada? Skor 8. 8-0. Bir son puan güncellemelerini yapalım, Hemen gösterelim. yapalım. Maçları gösterelim. French zaten bay geçti bugün. Roar turnuvadan çekildiği için cenazeleri vardı. Allah yardımcıları olsun. Çoğu kişi biliyordur bunu. RDM zaten 9-0 yenildi BB'ye. 57. alay 8-0. Half-Life'ı yendi. Helerm 12-0 Harakiri'yi yendi. Unshals yaklaşmayı 8-0 yendi. Puan durumu da burada. Human tarafında 57. alayla Helerm'i ilk 2'yi tutuyorlar. RDM zaten 3. şu an. French de 4. puanları aynı. Unshals'ın hala puanı yok sanırım. Karus ekibinde BB 36 average 12 puanla zaten lider. 57. alay gibi. Yaklaşma bugün güzel işler çıkardı. İkinciliği hala koruyor. Harakiri 3 puanla 3. Hive-Life 4. Roar sonuncu şu an. Yani durum bu Yarınki şekilde. maçlar çok tehlikeli Murat. Aslında yarınki maçları göstereceğim de Hakan burada çok sıkıntılı bir... Yarın RDM ile Helermi'nin maçlarını bir görebilir miyim? RDM çünkü Olarak dengeleri değiştirebilir.
Bakıyor musun listeye Human tarafına Hakan? Evet. Yani RDM buradan puan alıp Helermi puan alamazsa bir, diğer maçı da kazanırsa direkt ilk iki. Yani RDM dengeleri değiştirebilir. Bir Canberk onu alabilir miyiz? Yani iki maçları. Şeye bakarsan. BB ile Helermi dün yaptı Rezzapçım. 9-1 bitti. BB 9-1 kesti Helermi'yi. Gördüm onu. Yarınki maçlar hangileri? Bakıyorum. Tamam burada. Arkadaşlar Unşaz Roar direkt bay geçmiş Unşaz Roar olmadığı için. RDM Saatler Harekeri. Bak bu vs konusunda ne? saatleri de hani alışıla gelmiş saatlerde değil. Maçtan sonra 11.40'ta başlayacak. Yani derbiden sonra tüm ekipler böyle istedi. Beyler RDM Harekeri vs kafa kafaya Hakan. Bu iki klan birbirine tartar diye düşünüyorum vs'de. Pardon. RDM Harekeri mi bu? Evet. Evet. Ben Bu RDM'yi bir vs tık RDM bir tık üstüne. Evet. Ben şey Unshaz Harekeri zannettim. Evet. Bu vs güzel. French Half-Life vs'si izleyeceğimiz en iyi vs'lerden biri olabilir. Evet. Helal mi yaklaşma. Bu vs de çok iyi. Bakın bu vs'nin o burada 57. alay BB de var. Ya Son iki grupların maç. birincileri birbiriyle oynuyor. Grupların birincileri de birbiriyle oynuyor. Evet. Şu an bu çok iyi. Yarınki tablo çok iyi görünüyor tüm maçlar. Şey gibi grup birincileri Evet, birinci ikinci aynen öyle. ikinci üçüncü dördüncü Evet. dördüncü mü? Bak Tam bu Heller mi şekilde. yaklaşma ile oynuyor? Grubu açıyorum. Heller mi ikinci, yaklaşma ikinci. BBB 57. alayla oynuyor. 57. alay lider, BB lider. Dediğiniz Bu gibi. arada